Merhabalar. Merhaba efendim. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, sağ olasınız. Öncelikle efendim ben sizlere ekibimiz adına çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri burada misafir ettiğiniz için, ağırladığınız için. Biz de teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Aynı şekilde efendim. Özellikle Şanlıurfa'nın da misafirperverliğinden dolayı da ayrıca bir parantez açmak istiyorum bölge için. Ben röportajımı sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Öncelikle İbrahim Bey kimdir efendim? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Sektörle tanışma hikayemiz böyle oldu. 1997'den bugüne, 11 yaşından bugüne sanayide çalışıyorum. Ustamla beraber aynı iş, aynı sektör. Sontaj makine imalatı olaraktan bu işi yapıyorum. Yani 20 yıldır işin içindesiniz. Evet. Başka bir iş yapmadım. Tek hedefim iyi makineler, derin metrajlı makineler yapmak, kaliteli makineler yapmak, uluslararası çalışabilmek. Ve kesinlikle Şanlıurfa'ya da alışılagelmişin dışında bir konsept oluşturmuşsunuz. Yani Şanlıurfa'nın da buna ihtiyacı vardı. Üretim açısından özellikle. Evet. Biz makine imalatını yaptığımız günden bugüne kaliteden başka bir şeye önem vermedik. Evet. Hep en iyisini yapmaya gayret ettik. Neler yapıyoruz peki burada? Biraz burayı tanıyalım mı efendim? Kaç yılında kurduk firmamızı? Buraya gelen konuklarımız, misafirlerimiz ne gibi hizmetlerle karşılaşıyorlar? Şimdi iş olaraktan mesela gelenlerin hepsi mesela 250 metre ile 500 metre kapasiteli makine dediği zaman veya da 1000 metre ile 2000 metre arasında makine dediği zaman öncelikle anlatımlarımız hep tükettiğimiz ürünlerin kaliteli olduğunu anlatmak. Yani makineyi tanıtıyorsunuz. Makineyi bu işe yarar, böyle olur, evet, böyle olur. Aynen o şekilde. Ve makinalarımız da yani uzun süreli, yani yaptığımız her makine 4 yıl, 5 yıl boyunca garanti içerisinde sağlıklı bir şekilde çalışma süreci var. Ama evet, çok önemli bir iş yapıyorsunuz burada ve hepsi tabiri caizse el emeği göz nuru. Ağır sanayi oluyor biraz. Yani kesinlikle. Ağırdır. Peki olmazsa olmazlarınız vardır. Yani siz burada İbrahim Bey olarak nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Öncelikle iş güvenliği. İş güvenliği her şeyden önce sağlık. Ondan sonra kaliteli çalışmalar. Evet. Müşterilere iyi hizmet verebilmeler. Evet. Bunlara gayet önemli, önem veriyorum yani. Bunlar benim için önceliktir yani. Kesinlikle. Yani aslında önce hizmet, ondan sonra ticaret anlayışıyla. Aynen. Hareket ediyoruz. Önce hizmet. Hizmet olmazsa olmaz ve dürüstlük aslında. O zaten başlı başına dürüstlük olmazsa bu işler yapılmaz ki. Bir yıl yaparsın, iki yıl yaparsın. Bizim amacımız Şanlıurfa'da, Doğu Güneydoğu'da, Türkiye'de daha doğrusu bunu dünya çapına yaymak, kalitemizle. Mesela petrol makinelerine dahi yapmayı hedefimde yani. Derin metrajlı, evet. Ki ülke olarak da aslında üretime çok ihtiyacımız var son dönemlerde. Çünkü tüketen bir toplum haline geldik biz. Aynen. Üretmiyoruz artık. Aynen. Bu bizim için çok büyük bir sıkıntı. Aynen. Bu şekilde söyleyebiliriz ama biz de bazen bu makineleri alırken bile uygun fiyat politikası düşünüyoruz. Bu bizde bir algı maalesef ki. Bizlerin bu makineleri alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor ya da nasıl anlayabiliriz? Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Şimdi nasıl anlaşılabilir? Bunu işten anlamayan pek anlamaz. Bunu açıklamamız, iyi açmamız lazım. Açmamız için de vaktimiz pek yetmez aslında. Ama tükettiğimiz rulmanlar, dişli elbatları, malzemenin kaliteli, tesirli olması önemlidir. Ve işçilik de yapan usta da çok önemli. Yapan ustanın her şeyi hassas bir şekilde, tornacılık derler ya, tornacının gözü terazidir. Evet. Eli hassastır. Yani torna tesviyesini yaparken hepsini mikrometre, milimetrik olaraktan terazisine atarak yani hassas bir şekilde ayarladığın zaman sistemde problem çıkmaz zaten. İşte bunu da yaparken bilgi, yetenek, tecrübe. Yani bizim bu işleri bu seviyeye getirmemizin en büyük nedeni tecrübelerimiz. Müşterinin her geldiğini dinleyerekten eksiklerimizi hep bir şey çıkardınız değil mi onlardan? Giderekten en iyi şekle vardık yani. Evet, ama bence sizin en büyük başarınızın sırlarından bir tanesi siz de işinizi çok severek yapıyorsunuz. Hani insanları mutlu etmeyi seviyorsunuz. Hedefin oldu mu sevmelisin de. Hedef sadece para kazanayım, iş yapayım olmaz. Para her zaman kazanılır aslında. İnsan kazanmak ayrı bir hazdır. Yani bugün bizim bu Şanlıurfa'da gelsen bizim yaptığımız işte. Yani umarım herkes bizim yaptığımız işleri takdir ediyordur. Yani biz de seviniyoruz bununla. Yani para kazanan çok önemli değil. Tabii muhakkak ki para için yapıyoruz. Kesinlikle. Ama öncelik yani güven, kalite, hoşgörü.
Kesinlikle. Mustafa Bey'le berabersiniz. En büyük destekçilerinizden bir tanesi. Aynen. Zaten o olmasaydı sizinle görüşemezdim. Evet. Bu işlerimizi o yürütüyor. Buradan da kendisine de selamlarımızı göndermiş olalım. Desteklerinden, emeklerinden dolayı. Peki toplam kaç kişilik bir kadroyla beraberiz burada? Personel kadromuz? Şu an için 6 kişi. 6 kişiyiz. Aslında iyi de bir istihdam sayısı. Evet. Bakmış olduğumuz zaman bölgede. Bunlar... Evet. Peki bu makineleri nerelere kadar gönderebiliyorsunuz? Cezayir, Sudan, Suudi, Tunus, evet. Mısır, daha başka ülkelerden de talep geliyor. Daha yani nasip olursa önümüzdeki dönemler bütün Arap ülkelere ve Avrupa ülkelerine dahi düşünüyoruz yani. Aslında ne kadar ya, bizim için de çok gurur verici bir tablo. Yani bizim ülkemizdeki bir kişinin bunlara yönelmesi, bunları oralara kadar ulaştırabilmesi bizim açımızdan çok önemli bir durum. Yani ben ayrıca bu konuda tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim, sağ olasın. Evet, aslında hedef de bitmiyor hiç. Bakmış olduğumuz zaman yani insan hayatında da bitmiyor, yani yaşam olduğu müddetçe hep ileriye, hep yükselmeye çaba gösteriyorsun. O yüzden hedefin hep büyüyor. Tabii kaliteli çalışmayı düşünürse. Evet, bir de herkes kendi bildiği işi yapmalı. Böyle bir gerçek var. Yani sektörde maalesef sıkıntılardan biri de bu. Çünkü sadece bir ticari amaç güdülmeye başladı. Son dönemlerde özellikle. Şimdi bu işi ticari olarak yapanlar var. Bir de gerçekten bu işi hizmet verebilmesi için yapanlar var. Evet. Ticari boyuta bakarsak kalite pek görülmez. Yani bu işin yabancısı geliyor, parası var. Bu işi yapmak istiyor, al sat yapmak istiyor. Toparlansın da bir makine. Çıksın gitsin bir 100 metre kalsın da ondan sonra arıza verir başını. Ama bu işi biz yapmamızın en büyük hedefim, bazen ustalarımla konuşuyorum, diyorum hedefimiz 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl. Yani bu bizim torunlarımıza dahi eser olsun. Onlar bile bu işten ekmek yesin. Neden? Desinler ya güzel bir makine yapılmış. Evet. Ve biz gidelim oradan bu makineyi alalım. Evet. Kimdir? Filan firma. Gülmez makine. Gülmez makine çalıştıkları müddetçe ve biz onlara bir tarih eser bırakmış olacağız. Kesinlikle. Yani çalışanlarımla hep bunu konuşuyorum. Kaliteden ödün vermeyin. Dürüstlük. Pozuldu, at evet. Parçayı gitsin hurdaya ama yenisini en güzel şekilde yapalım. Avrupa standartlarına yetişelim yani en azından. Evet, biz bir yolda başarılar dilerim o zaman sizlere. Teşekkür efendim. Teşekkür ederim, sağ olasın. Buradan son olarak neler aktarmak istersiniz? Son sözlerinizi alalım. Şanlıurfa'mıza, yani aslında tüm Türkiye'ye, Edirne'den Kars'a kadar neler aktarmak istersiniz? Son sözlerinizi alalım ve röportajımızı sonlandıralım yavaş yavaş. Sontaj makinesi biz Türkiye çapında birçok ile çalışıyoruz zaten Türkiye'de. Evet. Yurt dışına da bu son 2 yıldır açılmışım. Evet. 2 yıldan bugüne güzel bir yol kat ettik ama daha eksiğimiz çok. Bu da inşallah önümüzdeki zamanla daha iyi olacaktır yani. Herkese hayırlı işler, hayırlı, sağlıklı ömürler veriyorum. Evet efendim, biz de herkesi buraya davet edelim. En azından bir çay içmeye, bir kahve içmeye davet edelim. İş her zaman olur, ticaret her zaman olur. Her zaman için bekleriz. Her zaman da buraya davet etmiş oldum efendim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun.